Evlenmek, mutlu bir yuva kurmak birçok kişinin hayali ama gösterişli evlilik teklifleri, takı setleri, dayalı döşeli evler. Talepler saymakla bitmiyor. O talepler lüks olunca haliyle maliyet daha da artıyor. Bu durum evlilik hayalinin önüne aşılması güç setler çekiyor. Peki gençler ne diyor? Bakalım. Evleneceğim kişinin bir evi olması gerekiyor. Ben mi ev alacağım ona? Erkek tarafının da kız tarafının da istekleri, talepleri bitmiyor. Arabamı alsın. Ev kesinlikle onun olacak. Nişanda pırlanta, tam tur istemesi falan onlar. Ama onlar da şey diyor, kendimi güvenceye alıyorum diyor. Mutlu bir yuva kurmak her gencin hayali. Ama beklentiler bu hayalin önüne aşılması güç setler çekiyor. Kumsalda böyle sade balonlar falan. O tarzda bir evlilik teklifi. Çeyiz sandıkları, damat bohçaları, takı setleri, beşi bir yerdeler, dayalı döşeli evler. Ev istenme olayı oldu. İşte ev olmadan evlenemeyiz falan. Bir araba daha istiyoruz. İşte takımız işte 5 ise bilezik 10 olsun gibi şeyler. Şaşalı evlilik teklifleri ve lüks balayı beklentileri. İşte saymakla bitmeyen o talepler evlenecek gençleri kara kara düşündürüyor. Durumu iyi olsun. İşi olmalı tabii ki de. Kendi işi olmalı hatta. Öyle olmasa evlenir miydin evlenme? Evlenmezdim. Sadece evlenecek çiftler değil, aileler de bu isteklerin bir parçası oluyor. Ben şöyle düşünüyordum. Kendi örf ve adetimizde olsun. Bohça yapayım, gelin bohçası götüreyim, onlar getirsin. Evlilik süreci zaten bir hayli yorucu ve stresli geçiyor. Ancak kişilerin talepleri arttıkça bu süreçte uzayabiliyor. İlişkiler bazen bu nedenlerden dolayı bitebiliyor. Birisi diyor bu gelini yiyeceksin, yok sen bunu yiyeceksin diyor. Birisi diyor şurada düğün yapalım, diğer taraf yok burada düğün yapalım deyip işin içine dahil oldukları zaman sıkıntılı süreçler oluyor. Haliyle daha imzalar atılmadan ilişkide çatırdamalar başlıyor, dahası bitiyor.